yatırım bizleri bekliyor diyordum ki ne? Ali Berk Erer karşımda. Ali merhaba. Son duruma dair piyasalardaki senin yorumunu merhaba. Merak ediyoruz. Biz pek çok belirsizliğin üzerinden geçtik burada. Sen ne ekleyeceksin? Şüphesiz tabii Yunanistan gelişmeleri bir anda önemini korumaya devam ederken bugün başlayan Fed FOMC toplantısı da piyasanın odağında olmaya devam ediyor. Baktığımızda şu an için hala Yunanistan sürecinde bir sonuca varılamadı ve özellikle yarın Fed'in toplantısı hem iç piyasalarda hem dış piyasalarda önemli takip edilecektir. Biraz parite tarafına bakacak olursak şu an için tabii 1.12 ve 1.13 aralığında denge bulmaya çalışan bir euro dolar paritesi görüyoruz. Bugün veri akışı açısından Almanya'dan gelen veriler vardı. Almanya'dan gelen enflasyon verisi ve ZİVE endeksi biraz beklentiler dahilinde gelince paritede biraz 1.13 seviyesinde bir toparlanma gördük. Ama genel olarak özellikle yarınki toplantı paritenin odağında olacağı için paritede biz 1.12 ve 1.13 aralığındaki yatay serinin devamını bekliyoruz. İç piyasalara da biraz bakacak olursak tabii siyasi gelişmeler ön planda olmaya devam ederken iç piyasalar olarak da yarınki FED FOMC toplantısını beklemekteyiz. Şu an için 2.74-2.73 aralığında devam eden bir dolar TL var. Genel olarak tabii siyasilerden gelen açıklamalar ön planda olmaya devam edecektir. Dolayısıyla volatilite iç piyasalarda yüksek. Çift yönlü sert hareketlilikler de görebiliriz. Ama biz biraz daha bugün itibariyle 2.73 seviyesinde denge bulmaya çalışan bir dolar TL kuru bekliyoruz. Berk Erel, teşekkürler. Size kolay gelsin Nursiyem'de. Özgür, ne ekleyeceksin senden? Hani pek çok belirsizliği de...